Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-i tasiru min kitab-ı zekat. Kitab-ı zekatın 9. dersini okuyoruz. Bab-ı zekatil madini ve rikazi. Madin, madenlerin zekatı, ila rikazın zekatı. Şimdi madin, madenin çıktığı yere kullanılıyor. Aynı zamanda çıkana da kullanılır mecazı. Burada o çıkan şeye, yerlerden toprağın içinden adam yumuş çıkarttı. Toprağın içinden adam ne çıkarttı? Getirdi, ayıkladı, altın çıkarttı. Ne oluyor? Biraz geri git. Ne olmuş oluyor? Ona da zekat düşmüş oluyor. Anlaşıldı değil mi? İzestuhrice. Ne zaman ki çıkarılırsa min madinin bir madinden fi ardin mubahadin. Mubah bir ardın, bakın ne? Misafir edilmiş de şey değil mi? Mubah bir ardın. Mubah ar nedir? Herkesin faydalanabileceği, kimsenin ülkeden geçmeyen bir ardın. Adam orada bir ocaktan ne çıkarttı? Altın çıkarttı. Ev memluketin lehu, yap da kendisinin memlüki, mülkü olan bir yerden ne ekeyim? Bir maden çıkar. Yo, ne çıkarıldı? Nisab-ı zehebin ev fiddeti. Zeheb, altın veya gümüş nisabı çıkarılırsa. Bakın, o nisabı üstuhricenin naibul faali. İza ne zaman ki üstuhrice çıkarılırsa min madinin madenden min madinin madenden çıkarılırsa nerede fi ardin mubahane ve memleketin mubah bir ardan veya memleketin kendisinin mülkü olan bir yerden çıkarılırsa ne çıkarılırsa nisab-ı zehb nisab-ı zehb 20 miskal ev fiddetin nisab-ı fiddete 200 dirhemdi fiddefetin bir seferde çıkarılırsa bir seferde ne yapılırsa çıkarılırsa ev defaatin yahut da birkaç defada çıkarılırsa lem yenkati'ye. Bak lem yenkati'ye. İnkita uğratılmamış. Fiha, sanki fiha mıdır? O defalar içerisinde inkita uğramış anne ameli. Amelden hep kopulmamış. Adam çalışmaya devam etmiş. Bir gün bir şeyler çıkartmış. 20 gün sonra biraz daha çıkarttı. 5 gün sonra biraz daha çıkardı. Bak defaatlarca aralıklı çıkartıyor ama amelden ne etmemiş? Ameli kesinliğe uğramamış. O amele o kesinliğe uğramaz da bir terkin yani ameli terk etmek suretiyle ev ihmalin ara vermek suretiyle inkıta uğramamış. Amele devam ama o madeni böyle haftada bir, 20 günde bir çıkarmış. Fefihi o madenden çıkaran nisabda filhal sene bitmeyi beklemeksizin derhal rubul uşru ne var? Rubul uşru var. Yani onda birinin dörtte birini ne diyor? Derhal verecek. Bildiniz değil mi? Bir sene beklemiyor. Niye? Hani bir sene niye bekleniyor? Malda ziyadelik olsun. E zaten bu nemanın kendisidir. O çıkan maden ta nemanın ta kendisidir. Ziyadenin ta kendisidir. Artık bir sene bekleyip de çoğalsın amacıyla gerek yok. Mesela anladınız mı? Demek izâ istuhrice min madinin fi ardin mubâhetin ev memlüketin lehu nisâbu zehebin ev fiddetin fi defatin ev defaatin yani o defaati lem yenkati fiha anil ameli. Adam o defaatlar içerisinde amelden kopulmamış. Bir terki ameli terk etmek suretiyle ev ihmali ihmal etmek suretiyle amele ara vermemiş. Yalnız madeni aralıklı görmüş. Fefihi o malda fihi nisabıdır. O nisabda filhal hemen derhal sene beklemeksizin rubul uşuri. Uşur ney var? Rubul var. Diğer paradan rubul uşur olduğu gibi burada da ne var? Burada da rubu'ul uşur var. Oldu mu? Yalnız burada sene beklemek yok. Ve la tuhrecu.
zekat çıkarılmaz illa bade tesviyeti. Yani altınla gümüşe karşı toprağı getirir orada yırdı. O toprağının öşürünün rubunu verse olmaz. Vela tuhrecü çıkarılmaz zekat. İlla bade tesviyeti. Yani tesviyetten sonra ne yapılır? Çıkarılır. O kıştan, yabancı madenlerden gümüş altın arındırıldıktan sonra, safi altın gümüş haline geldikten sonra çıkarılır. Önceden ne yapılmaz? Ya ben toprağıyla birlikte vereyim, fakirler götürsünler, kendini açsınlar. Yok, onu yapamaz. Peki fe interekel amele. Adam neydi? Adam ameli terkti, ara verdi. Niye? Bir özür. Bir özürden dolayı ara verdi. Ne gibi? Keseferin bir yolculuğu çıktı. Bir ne oldu? Osman yolculuğu çıktı, yola gitti. Ve islahi aletim. Keserleri, kazmaları kırıldı, onları götürdü, tamir etti. Gelince yerde birkaç gün geçmiş. Dumme. Yine o çıkan birine den edilir. Yani ayrı ayrı sayılmaz. Diyelim 10 miskal çıkarttık, kazması kırıldı. Şehre götürdü, tamir edip gelinceye kadar bir hafta geçti. Gelince bir 10 dirhem daha, 10 miskal daha çıkarttı. O 2 10 miskal birine dem edilmek suretiyle 20'ye çıkar, zekatını verir. Ve in vücide fi ardil gayri. Biri gitti, birinin tarlasından bir maden gördü. Feveli sahibiha. O ardın sahibi kimse onundur. Oy ben kendime buldum falan olmaz. Çünkü ard-ı mubah değil, kendisinin mülkü olan bir ard değil, başkasının mülküdür. Oradan bir şey çıktıysa onundur. Ama ve in vecede rikazen, bu sefer rikaz buldu. Rikaz define, yani küpteki altın diyelim. Maden değil, altın buldu. O da min definil cahiliyeti, cahiliyet döneminden kalmış bir defineyi buldu. Anlıyorsun değil mi? Ve huve nisabu zehbin, zehb nisabı var diyelim 20 miskal 20'den fazla. Ev fiddetin yahut da gümüş nisabıdır 200 dirhemden fazla. Ve in vecide bulursa fi ardi mevatin, ardi mevatta bulursa. Nerede bulursa? Ard-ı mevatta bulursa. Ard-ı mevat kimsenin mülketine geçirmediği, ekmediği, biçmediği bir yerde buldu. Hani şimdi mer'a diyoruz ya. Fefihil humusu. Orada ne var? Humus var. Filhan. Bak artık rubul uşur değil. Beşte bir. Beşte bir altın var. Dört altını kendine, birini fakirlere. Dörtü kendine, bir fakirlere verir. Yalnız bunun bir şartı var. Eğer o mal sahibi eskiden kim olduğunu biliyoruz. İslam daveti ona ulaşmamış, İslamiyeti kabul etmemiş. Bunu bilirsek o zaman onun o mali bulana değil, o fey olur. Yani kafirlerden kalan mal neyse bu da odur. O zaman zekat düşmez. Beytül mal'a verilir. Beytül mal onu kim eshablarına ne yapar? Dağıtır. Herkes alır. Artık senesi biterse kalırsa verir. Bakın ve in vecede rikazen min definil cahiliyeti ve hu nisabu zehebine u fiddetin bulursa fi ardi mevatin fe fihil kumusu fil hal. Derhal bunda ne var? Humus var. Eğer onun sahibine İslamiyet daveti gidip o kabul etmemiş, öyle bir durum bilinmiyorsa bu böyledir. Ama onun sahibine İslamiyet daveti gitmiş, o da kabul etmemiş, bu biliniyor ise artık bu ne olur? Fey kabul edilir, beytül mala verir. Bulana verilmez, zekat da düşmez. Peki ve vecedehu fi milkin. Bir küp, bir rikazi birinin mülkünde buldu. Birinin tarlasında neydi? Buldu. Feveli sahibil milki. Sahibil mülk kimse? O oldu. Ev fi mescidin. Mescidde buldu. Ev fi şari'in. Sokakta buldu.
Evkane min definil İslami. İslam definesindendir. Hani üzerine rakamı var, tarih var, fotoğraf var. Ondan İslam definesi, İslam döneminde defnedildiği bilinirse o zaman fevel lokatatun. Luhtatun, lokatatun işte caiz. O lokatadır. Yani yerde bulunan maldır. Kim onu bulduysa, camide sokakta kim bulduysa tarif eder. Sahibi çıkarsa ona verir. Sahibi çıkmazsa kendisi yiyen. Anlaşıldı değil mi? Tamam. Demek ki madenin zekatı rubul uşurdur. Rikazın zekatı humustur. Her ikisinin zekatı da bulunduğu an verilir sene. Beklenemez. Babu zekatil fıtri. Hani fıtra veriyoruz ya Ramazan ayında. Bedenin zekatı. Bu ondan bahsediyor. Tecibu bu zekatul fıtr vacidir. Ala kulli hurrin müslim. Her hürre Müslüm üzerine bu zekat nedir? Vacibdir. Ne zaman? İza vecede ne zaman bulursa ma yueddihi fil fıtreti. İza vecede bulursa ma yueddihi fil fıtreti. Fıtra olarak vereceği şeyi bulursa, ne olarak bulursa? Fadilen kuti. Kendi kutundan, azgından fazla. وَقُوتِ مَنْ تَرْزَمُهُ نَفَقَتُهُ Kimin nefakası ona lazımsa, kölesidir, hanımıdır, çocuklarıdır, babasıdır, anasıdır, bunların da nefakasından fazla olursa. وَكِسْوَتُهُمْ Öyle değil mi? Kimin kisveti ona lazımsa, ondan da fazla bulursa, o zaman verir. Ama ne zamana kadar fazla? لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمَهُ Bayram gecesi, bayram günü. Yani bugün bayram günü. Leyletel İd. Yarın bayram. Bu gece, yarın akşama kadar. Kendi nefakası, elbisesi, nefakası kendisine vacip olanların nefakalarından, elbiselerinden fazla olanı fıtra olarak verir. Yok fazla kalmıyor. Ne var ne yok ancak yarın akşama kadar yetiyor. O zaman fıtra bu adama düşmüyor. Bildiniz mi? Bakın, tecbu ala kulli hurri muslimin izâ vecede ma yueddihi fil fıtreti. Fıtrette verecek olan şeyi bulursa, ne olarak bulursa? Fadilen, fazla olarak. Neden fazla? Ankutihi, onun kutundan fazla olur. Onun nefakasından. Ve kuti men terzemhu nefakatuhu ve kisvetuhu. Kimin nefakası, kimin kisveti buna lazımsa onlarınkinden de fazla olur. Ne zamana kadar fazla olur? Bir ay mı, bir hafta mı? Leyletel İdi ve yevmehu. Bayram günü, bayram gecesi, bayram günü. Kendi çoluk çoluğun nefakasını çıkarır, fazlasını verir. Başka bir de ve an deyni. Deninden de fazla olur. Millerin alacağı varsa o denden de ne olur? O denden de fazla olur. Bildiniz değil mi? Yalnız bazıları diyorlar, yok. Denden fazla olması şart değil. Milletin alacağı var ondan. Ama o gece yarın akşama kadar yiyeceğinden, çalışırmanın masrafından fazla artıyorsa borç engel değil, fıtrasını verecek. Ama racih görüş öyle değil mi? Yani mütekaddimlere göre den zekatı men eder, fıtrayı da men eder. Müteahhirlere göre ne etmez? Men etmez. Adamın borcu varsa da zekatını verir, fıtrasını verir. Bir daha ve meskenin evinden de fazla olur. Ama ev kendisine layık olan, o an, o zamanda kendisine layık olan evinden de fazla olur. Adamın lüks evi var, ihtiyacından fazla evi var, satsın. Kendine normal bir ev alsın, fıtrasını versin. Ve abdin, bir de abdden fazla olur. Ve abd ki yehtacu. Adamın abdi var, hiç ihtiyacı yok. Abdini satsın, fıtrasını versin. Ama muhtaç olduğu bir abd varsa, o fıtra vereceği şey, o abdden de ne olmalı? Fazla olmalı. Yalnız bazıları bunu yanlış anlıyorlar. Abdden fazla olur. Adamın abdi yok, parası var, fıtrasını vermesin, gelsin abdi alsın değil. Adamın abdi var,
başka bir şey yok. Abdi satsın, fıtasını versin. Hayır. Ondan fazla varsa versin. Ama abda ihtiyacı var, abda almamış. Parası var. Bayram gecesi geldi, fıtasını verecek. Peki felav faddala ba'du ma yu'eddihi. Fıtra olarak ede edeceği şeydi, şey fazla kaldı. Tamamı değil, bir kısmı fazla kaldı. Lezime o ihracu. Diyelim çoluk çocuğun nafakasını çıkarttı. Tek onun fıtrasının yarısı kaldı. Onu versin. Veya da onun fıtrasına yetecek var, hanımın çocuklarınınken yetmiyor. Onu versin. Fazla ne kaldıysa neyse, onu versin. Öyle değil mi? Mesela diyelim adama fıtra olarak bir sağ düşüyor. Nisip sağ var, onu versin. Ama bir fıtra tamam değil, vermeyeyim de, değil. وَمَنْ لَزِّمَتُ فِطْرَتُهُ Kim ki kendisinin fıtrası kendisine nedir? Lazımdır. Diyelim benim fıtram bana nedir? Lazımdır. لَزِّمَتُ bana lazım gelir. فَطْرَتُ كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ Kimin nefakası bana lazım ise onun fıtrası da bana vaciptir. Bak, kimin fıtrası kendisine lazım olursa, nefakası kendisine lazım, vacip olanların fıtrası da ona nedir? Lazım. O da min zevcetin. Hanımın fıtrasını verecek. Kendi fıtrası kendisine lazım olduğu gibi, hanımın nefakası madem ona vacipse, onun da fıtrası ona vacip. وَقَرِيبِينَ وَنَّا وَقَرِيبِينَ Yakın akrabaları, babası gibi, annesi gibi, çocukları gibi. Anlıyorsun değil mi? وَمَمْلُوكِينَ Kölesi gibi. Onun da fıtrasını verecek. اَمَا اِنْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ Eğer hanımı, akrabaları, kölesi Müslümansalar, fıtra buna vacip. Hanifiler de, kafir de olsalar fıtrasını verecek. Şafilerde o hadise minel muslimine kaydı o lefsi olan hadise alıyorlar. Bunlar Müslümansa fıtralarını verir. Babası Müslümansa fıtrası ona vacip. Annesi Müslümansa, kölesi hanı Müslümansa fıtraları ona vacip. Müslüman değillerse vacip diye. Diyor وَمَنْ لَزِّمَتُ فِطْرَةُ لَزِّمَتْهُ فِطْرَةُ كُلِّ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ Onların fıtraları ona nedir? Vacip. Bir de وَوَجَّدَ مَا يُؤَدِّ عَنْهُمْ وَوَجَّدَ bulursa مَا يُؤَدِّ عَنْهُمْ Onların yerine vereceği, fıtra olarak vereceği de buluyor, vardır. O zaman bildiniz değil mi? Şimdi kimin ki fıtrası ona lazımsa kimin nefakası ona vacipse onların fıtrası da ona vacip. Ama onların yerine fıtra olarak verecek eğer mal varsa, buluyorsa verir. Yoksa yok. Oldu. Diyor, lakin la telzemuhu fıtratu zevcetil ebi. Muhsir. Bir kişinin muhsir babası var. Ben Abdülvahad medreseye inin, aşağı inin. Bir kişinin babası var, bir kişinin neyi var? Babası var, fakirdi. Bir de babasının hanımı var. Yani onun annesi değil, o annesi diye. Anlıyorsun değil mi? Babasının fıtrası ona lazım. Yine yeni var, beni şaşırdı diyor. Diyor, lakin la terzime fıtratu zevcetil ebil mursil. Fakir babanın, hanımın fıtrası kişiye ne değil? Lazım. Baban, bak nefakası ona vacip, fıtrası vacip değil. Ve müstevledetihi, bir kişinin babasının, bir kişinin babasının neyi var? Umul veledi var. Babası bir cariye yanına gitmiş, ondan bir çocuk olmuş. O babasının umul veledidir. Onun nefakası buna vacip, babasının umul veledi nefakası vacip ama fıtrası vacip değil. Bak ve in lezimetu nefakatuma. Her ne kadar bunların nefakaları kime vacip? Bu adama vacip. Babasının, hanımın nefakası, babası fakirse,
Babasının hanımın nefakası buna vacip. Babasının umur veledinin nefakası buna vacip. Ama babasının hanımının umur veledinin fıtraları buna vacip. Orada anladınız mı? وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَةٌ وَمَنْ لَزِمَهُ فِطْرَةٌ Kime fıtra ne lazımsa. Mesela bir adama fıtra lazım olur. وَوَجِدَ بَعْدَهَا Şimdi buradan fıtratun cinsdir. Çok az hepsi gider. Hatta bazı nüshalarına fitarun cem eder. Kim ki ona birkaç fıtra lazım gelmiş. Adam var, hanımı var, anne babası var, çocukları var. وَوَجِدَ بَعْدَهَا O da bu fıtraların bir kısmını buluyor, bir kısmını bulmuyor. Yani bir kısmını verebiliyor, bir kısmını veremiyor. Yoktur. Kimlerin kimi verirsen. بَدَى بِنَفْسِهِ Önce kendi nefsinden başlasın. Öncelikli onun nefsinde. Kendi fıtrasını versin. سُمَّ زَوْجَتِهِ Sonra kendi eşininkini versin. سُمَّ اِبْنِهِ السَّغِرِ Sonra küçük çocuğunkini versin. Sümme ebin sonra babasınınkini versin. Sümme ummihi sonra annesininkini versin. Sümme ibnihil kebiri sonra büyük oğlunun fıtrasını versin. Hani büyük oğlu diyelim sakattır. Onun da nefakası babasına nedir? Vacip. En son onunkini versin. Sıralama budur. Önce insan kendikini, sonra hanımını, sonra küçük çocuğunu, sonra babasına, sonra anasına, sonra büyük oğlunkini verir. Yettiği yere kadar sıraya göre gider. وَلَوْ تَزَوَّجَ مُعْسِرُونَ Bir fakir adam evlendi, bir musiretin, zengin bir kadınla evlendi. اَوْ بِاَمَّتِنْ Bir cariyeyle evlendi. Neyle evlendi? O cariye başkasınındır ama bunun eşidir. Diyor, lezzimet seyyidel emmeti. Emmetin seyyidine lazımdır, fıtratun li emmeti. Emmetin fıtrası seyyide lazım. Ya bana ne, ben evlenmiş kocası var versin, yok. Senin cariyen mi? Evet. Evlendiği kişi fakir mi, bunun fıtrasını ödeyemiyor mu? Evet, o zaman seyyidi verecek. Oldu. وَلَوْ تَزَّوَّجَ مُعْسِرٌ بِمُسِرَتِينَ اَوْ بِاَمَّتِنْ لَزِمَ سَيِّدَ الْاَمَّتِ فِطْرَةٌ لِاَمَّتِ Seyyid kendi emmetinin fıtrasını verir. Niye? Çünkü adam fakirdir. O emmet olan hanımının fıtrasını veremiyor. Peki adam fakirdir, zengin bir kadınla evlendi. O ne olur? O veremiyor fakir. O kadın kendi fıtrasını vermek zorunda mı? Hayır. وَلَا تَلْزَمُ الْحُرَّةَ فِطْرَةُ نَفْسِهَا Hürre, kendi nefsinin fıtrası ona lazım değil. Velo ki zengin de olsa, kocası versin. Kocası fakir, kocası fakirse bana ne? Onun fıtrası kocasına vacip. Kocası da veremiyorsa kocasından da düşer. Ama kocası veremediği için kadına vaciptir diyemeyiz. Vakile terzem vakile demiş, hanıma lazımdır. Koca fakir ise, ne? Kocası fakir ise, kendisi zengin ise, kendisinin fıtrası kendisine lazım olur. Kocasınınki değil. Kendisinin fıtrası kendisine ne olur? Bir ile göre lazım olur. Ama efsah o ki, hayır, kocası fakir ise fıtra düşer. Fıtranın vacip olmasının sebebi nedir? Ne zaman fıtra vacip olur? Ve sebebul vücubi, fıtranın vücub sebebi, idraku gurubi şemsi, leyletel fıtri. Fıtır. Artık orucun bittiği bak fıtır gecesi. Yarın bayramdır. Kişi güneş batımına ulaştı mı fıtra onu vacip. Bakın biraz daha açarsa Ramazan'da bir miktar görecek. Ramazan sonrasında görecek. Diyelim yarın bayramdır. 5-6 dakika iftar kala adam dünyaya geldi. Güneş doğduktan sonra artık fıtra ona vacip. Çünkü öncesinde gördü, sonrasında gördü. وَسَبَبُ الْوُجُوبِ اِدْرَاكُ غُرُوبِ شَمْسِ لَيْلَةَ الْفَطْرِ Bildiniz değil mi? Demek güneş batmadan biri ölürse, Ramazan ayının son günü, güneş batmadan 10 dakika önce, yarım saat önce biri ölürse fıtra ona vacip değil. فَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ Öyleyse durum böyle olunca, birine bir çocuk doğarsa,
birine Allah bir çocuk verirsin. Ev tezevvece, biri evlenirse. Ev iştera, bir cariyeyi, bir köleyi satın alırsa ama kabler gurubi. Bak, güneş batmadan önce birine bir çocuk oldu veya biri bir kadını kendini nikahladı veyahut da kendine bir köle aldı. Ve ma taqibel gurubi. Ve ma taqibel gurubi. Gurubdan sonra da öldü. Lezzimetu, o adama lazımdır fıtratın, bunların hepsini. O çocuğun fıtrası ona lazım. Evlendiği kadın fıtrası ona lazım. Satın aldığı kölen fıtrası ona nedir? Lazım. Niye? Güneş doğmadan önce bunlar olmuş. Güneş doğduktan sonra ölmüşler. Bak güneşin, yani hem Ramazan'ın son zamanına da ulaştı, oruç dönemine de ulaştı. Fıtır, iftar dönemine de ulaştı. Bildiniz değil mi? Demek bir çocuk güneş doğmadan önce dünyaya gelirse, güneş batmadan önce dünyaya gelirse, battıktan sonra ölürse onun fıtrası verilir. Ama وَاِنْ وُجُدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ. Güneş battıktan sonra bir çocuk dünyaya geldi. Veyahut da adam biriyle, bir kadınla evlendi. Veyahut da bir köle satın aldı. لَمْ تَجِبْ فِتْرَةُهُ. Onların fıtraları vacib değil. Niye? Çünkü gurubdan sonraki zamana ulaştılar, iftar dönemine ulaştılar ama savun dönemine ulaşmadıkları için onların fıtratları vacip olmaz. Şimdi vacip olan ne kadardır? Vacip olan sümme el vacibu sa'dır. Bir sa'dır. Vacip nedir? Bir sa'dır. An kulli şahsın. Her şahıs için bir sa' verecek. Bir sa' ne kadar? وَوَا خَمْسَةُ اَرْتَانِ. Beş rıtıl ve sulusun, bir de bir rıtılının üçte biridir ama Bağdadiyyetun. Bağdadi rıtına göre beş rıtıl, bir rıtılının beşte biri. وَبِلْ مِسْرِيِّ. Bu Mısır devleti var ya, Mısır'ın rıtıllarına göre اَرْبَعَةٌ وَنِسْبُ. Dört rıtıl tam, bir rıtın da ne? Yarısı. Bir de ve rubu ve subu'u uqiyetin. Bir de hani uqiyenin yedide bir. Uqiyen de rıtıl gibi belli birine bir miktar. Uqiyetin. Uqiyetin mi dedim? Sizinki daha iyi. Ben de öyle hatırlıyorum. Burada uqiyetin. Demek ki Mısır'a göre dört, öyle değil mi? Dört uqiyet tam, bir evkiyenin de yarısı, o bir de yedi, bir evkiyenin veyahut da bir okiyenin yedide biri. Oldu mu? Şimdi bu ne ediyor? O da minel evkatileti tecbufiye zekatu. Hangi kutlardan verir? Zekat hangi kutlara düşerse ondan verir. O da min galibi kutil belediye. Diyelim zekatın düştüğü 3-4 tane kut var. Bak, zekatın düştüğü kutlardan verir bir, o kutların arasında o beledin galip kutu neyse ondan bu kadar verir. Şimdi bir rıtıl, bak, bir rıtıl 302 gramdi. Bir ara yine hesapladım. 302 gram. Anlıyorsun değil mi? Şimdi 302 dedik değil mi? 5 litre dedik. 5 litre neydi? 1 kilo 510 gram. Bir de orada 1 litrenin 3'te 1'i. Yani 1 fıtır 1 kilo 550 gram desek yeter. 1,5 kilodan fazla. Yani 1 kilo 600 gram bu olay. 1 kilo 600 gramdan da biraz az. Yani 1 kilo 560-570 gram buğdaydı. Şafilere göre, buğdaya göre şu an bir buğday kilosu 1,5 milyon olursa bir fıtra 2 lira 50 kuruş yetiyor. Ama ne kadar insan fazla verirse iyi olur. Oldu. Ve meczume el vacibu sa'un an kulli şahsin. وَوَا خَمْسَةُ اَرْطَانِ وَسُلُسُنْ بَعْدَادِيَّتُنْ
ve bil misri erbatun ve nisfun ve rubun ve surru uqiyyetin yelevkatile tecbu fiyye zekatu o da min galibu kutil bereki ve yujzi'ul aqitu aqit de kafi gelir. Aqit yoğurtu getirirler, suyunu alırlar, biraz ekşi yaparlar, ateş üzerine kaynatırlar, güneş önüne kuruturlar. Onu ileride çorbaya kullanırlar, yemek olarak kullanıyorlar diye. Diyor, o aqit de kafi gelir. Ve lebenu, süt de fıtra olarak süt de verilebilir. Ama limen kutuhum zalike. Limen kutuhum zalike. O kimseler ki onların kutu azıkları, nefakaları akittir, lebendir. Fıtraları da akit lebenden olur. Ama adamın yiyecekleri başka şeyler akit olarak, fıtra akit olarak verirse, leben olarak verirse olmaz. Peki fein akrece min a'la kuti beledihi. Fein akrece min a'la kuti beledihi. Kendi beledinin kutunun en a'lasından verirse. Herkes orada arpa yer, o buğday verir. Eczehu, ona kafi gelir. Niye? Fakirlere daha iyisini verir. Ev dunihi, o beleden kutularının en düşüğünden verirse fela uzman olmaz. Oldu. Senede bir sefer zekaten verir. Bu zeka neyle besleniyorsa, zeka fıtrasını da o türden verilmesi lazım. Ve yecuzul ihracu fi cemi ramadane. Bak vacip zamanı, Ramazan'ın son gününün güneşinin batımıyla ne olur? Vacip olur. Ama Ramazan'ın tamam, Ramazan boyunca, Ramazan'ın başında, ortasında, sonunda da verebilir. Ve yecüzül ihracu fi cemi'i Ramazan'ı. Oldu mu? Ama vel afdalu yevmel eydi. En efdal bayram günü vermek, yalnız kablesiler. Bayram günü, bayram namazı kılmadan önce vermek nedir? Efdaldir. Peki namazdan sonra verse ne olur? وَلَا يَجُزُ تَأْخِرُهَا اَنْ يَوْمِ الْفَطْرِ Namazdan sonra değil, fıtır. Yani bayram gününden tehir ederse, bugün bayram vermezse, yarın verirse, bu nedir? Bu caiz değil. Bu caiz değil. Verse ne olur? فَاِنْ اَخَرَ اَنْهُ يَوْمِ الْفَطْرِ'den tehir ederse, bugün bayram vermedi, yarın verdi. Esime günahkar. Bak tahir ederse, bayram gününe tahir ederse günahkar olur. Ama ve lezimehul kadav, artık kadav ona lazım. Onu kaz edecek. Yarın verecek, bir gün önce bir. Beş sene sonra da vermemişse mecbur verecek. Tahir etmeyle günahkar oldu. Ama o fıtra artık ondan düşmüyor. O artık kazaya kaldı, vermesi lazım. Niye? Çünkü diyor, bir kural var. Mali haklar zamanı geçmeyle fevt olmuyorlar. Zekat, fıtra gibi mali haklardır. Zamanda verilmeli. Zamanda verilmedi, tahir edildi, sakıt olmaz. Kazaya kalır, mutlaka verilir. Bu da fıtra bir nedir? Hakkı malidir. Bayram günü geçmemeli. Geçtiği takdirde adam günahkar olmayla birlikte onu kaza olarak vermek zorundadır. Babu kasmi sadakati, zekatlar kimlere verilir? Zekatlar kimlere verilir? Burada diyor. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب